Gelsin. Pırasa musakka, 1,5 kilo pırasa, 2 adet kuru soğan, yarım kilo dana kıyma, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sıcak su, karabiber, pul biber, kimyon, tuz. Evet, pırasa musakka için al bu senin olsun soğana. Tamam. Bu da benim olsun. Soğanla kıyma ayrı yerde kavrulacak. Evet, önce soğanları doğruyorum. Evet. Nasıl pırasaları doğrayayım ben? Pırasaları küçük küçük doğruyoruz. Çok ince mi böyle? Evet, ince ince. Şöyle mi evet, mesela? Evet, ince ince doğrayalım. Soğanları da normal yemeklik. Bayılıyorum pırasaya. Zaten soğanla pırasa aynı familyadan. Evet. Nasılsın? Hayatın nasıl geçiyor? Hayatım spor, çocuk, ev üçgeninde geçiyor. Bir tane oğlum var. 4 yaşında. İsmi Kuzey. Anaokuluna gidiyor. Hı hı. Şimdi de okulda. Onunla ilgileniyorum. Onunla çok zaman geçirmeye çalışıyorum. O doğduktan sonra belli bir süre çalışmaya ara verdim. Hep mi spor hocalığı yaptın? Kaç yıldır yapıyorsun? Hep spor hocalığı yapmadım. Ya, okul döneminde yaptım. Fitness antrenörlüğü yapıyordum. Aynı zamanda, hı hı, yüzme öğretmenliği yapıyordum. Daha sonra farklı firmalarda genel müdür asistanlığı yaptım. Aslında bir anda böyle her şeyi değiştirmiş oldum. Evet. Sonra Kuzey'den sonra tekrar spora geri döndüm. Hı hı. Aynı zamanda aslında sadece spor da yapmıyorum. Biraz böyle birbirine tezat olacak ama ben bu konsept pastalar biliyorsunuz. Evet, en çok onu şaşırıyorum. Dediğim gibi spor yapıyorum. Hani sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama o pastaları süslemeyi çok seviyorum. Yani o ayrı bir zevk benim için. Bence yemiyorsundur. Çok az yediğini düşünüyorum. Ya, hepsini evet yemiyorum açıkçası. Çünkü spor gerçekten hastalık. Hani eğer o moda girdiyseniz eyvahlar olsun. Evet, asla hastalık. Bir şey yemiyorsunuz. Haftada 5 gün spor yapıyorum ve bir gün bile yapmasam kendimi çok rahatsız hissediyorum. Eminim öyledir. Buraya gelmeden önce de bir spor kavgamız oldu yani. Öyle geldim. Hadi gel diye o spor yapmam lazım dedi. Güzel. Böyle, eşin? Eşim ne kadar sporun içinde? Eşim aslında o da surf yapıyor. Oo. Snowboard yapıyor. Snowboard ben de yapıyorum. O zaman siz kesin spor yaparken tanıştınız. Yok değil. Araba terbiyesinde tanıştık. Nasıl? Nasıl? Arkadaşım babasının arabasını ufak bir kaçırdınız. Kaçırmıştık. Sonra bir yere çarptık. Daha sonra tamirciye götürdüğümde arabadan yakışıklı bir adam inip yanlış yere götürmüşüz tabii. Onu da bilmiyoruz. Yani böyle araba pastacılığa yapılan bir yere götürmüşüz tamirci yerini. Sonra bizi görünce hemen Dur eşin nereden çıktı biri? Hangi eşim araba? De oraya gelmiş işte. Ha, arabasına da bakım yaptırıyor. Ha. Pastacılığa falan yaptırıyor. Ondan sonra neyse bizi görünce tabii uzaktan beni görüyor. Ondan sonra çok beğeniyor. Yanımıza yaklaşıyor. Ben size yardımcı olabilirim işte bir ustam var falan diye. Sonra numaramı aldı. Ben de hani verdim o anda. Zaten 23 yaşında falan. O da benden 9 yaş büyük. Sonra işte beni aradı akşam. Biz arabayı yaptırdık falan bu arada onun sırasına. Hiç acele etmemiş gerçekten. Akşam o kadar sabretmiş. Akşam beni aradı ve piyano çalıyordu. Piyano çalıyormuş. Vay vay. Eşinin adı ne? Eşimin adı Tolga. Tolga Bey büyük tavlamış sizi. Evet. Şimdi soğanları sanırım ısındı. Bir yanda soğanları ayrı olarak pırasa salçayla birlikte kavrulacak. Soğanlar kavruluyor. Bu biraz ısınmamış herhalde ama. Bakayım. Isısı az bu geldi döküm bana. Bu döküm ya. Şimdi evet, olur. Biraz zor ısınacak. Bir tane daha soğan yapacak mısın? Bir tane daha soğan yapacağım. Yalnız bir kaşık. Hemen ben bulacağım sana. Hadi mutfakta her şeyini bilmediğim için. Peki telefonda bir piyano sesi. Piyano hem konuşup sesi. Hem piyano mu? Şu an bir hayal edin. Yok konuşmuyor. Sadece piyano çalıyor. Ben onun numarasını kaydetmemişim tabii. Bu kim? Nedir bilmiyorum. Sonra merhaba ben Tolga. Orada güzel bir kız varmış dedi. Tabii Tolga deyince hatırladım. Sonra işte ertesi gün buluştuk falan derken evlendik. Çocuğumuz oldu. Ne kadar sonra evlendiniz? Bir sene sonra. Bayağı ilk görüşte aşık olmuş adam sana.
Bilmiyorum herhalde. Öyle öyle. Bence öyle. Ben öyle hissettim. Bütün marifetlerini sergilemiş. Evet. Ben de yani müzisyenler bana çok özel insanlar gibi gelir. Çünkü hani kendim hiç kabiliyetim olmadığı için. O yüzden çok etkilenmiştim açıkçası. Kısmet biraz da bu işler. Piyano çalmanın dışında bir de ne çalıyor? Akordeon çalıyor. Akordeon da çalıyor. Evet, akordeon çalıyor. Şu anda eskiden TRT Gençlik Korosu'nda kız kardeşiyle beraber şarkı söylemişler. Kız kardeşinin de sesi çok güzeldir. Hazreti Ali demiş ki, dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin. Müthiş. Erkek ismimiz Barlas, kız ismimiz Asu. Senin neydi bebeğin adı? Kuzey. Kuzey. Bir de Kuzey ismimiz var o zaman bugün. Bugün tarihçi ve sosyoloji profesörü Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan doğmuş. Ne kadar şanslı bir kız diye sürekli düşünürüm. Hani Atatürk'ün sevgisine layık, Atatürk babası olmuş yani, daha ötesi yok. Kadının çalışmasını kocasının iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş. Yani kadın kocasını sormadan da işe girebiliyor. Doğru mu anladım? Öyle evet. Olmuş. 1990'da. Nohutlarımızı şöyle önce yayacağız. Önce yayalım. Pasta gibi çıkmasını istiyorsanız evet, biraz iyice böyle uğraşın. Bastırıyoruz. Nohutlarını böyle kenarlara dizin, ters çevirdiğinde gözüksün. Şu pırazadan bir börek olur şu anda. Nefis gözüküyor. Nohutları da ekledikten sonra baharatlarını koyacağım. Ben sana yardım edeyim mi? Ne istiyorsun? Biraz tuz, biraz karabiber. Karabiber. Sen karıştır. Kimyon. Birazcık da pul biber. Çok güzel bir karışım oldu. Bunları karıştırdıktan sonra biraz böyle baharatlar kavruluyor, kokusu çıkıyor. Sonra kavurduktan sonra bastırıyoruz. Ve üzerine pırasaları. Şöyle tutarsan ben sana yardımcı olayım, hem de kamera tamam, görmüş olur. Tamam. Günün fotoğrafları. Daha önce biz böyle bir boyunluk yapmıştık. Hani şunlar şöyle çok meşhur ya. Onlardan yapanlar olmuş. Düzeltiyoruz. Bir de senin oğulcun. Dakika kadar demlendireceğiz. Pilav gibi. Evet. Tamam. Hep patlıcan musakka mı olur? Bir de pırasayı deneyin derim. Pırasa musakkanın küçük bir tarifini izleyin. Mutfağa toplayalım, sonra ikinci yemeğimiz.